1587'de 117 cesur erkek ve kadın Amerika'daki ilk İngiliz kolonisini kurmak için İngiltere'den yelken açtılar. Virginia sahili açıklarındaki Roanoke Odası'na ulaştılar. Bir yerleşim alanı inşa edip tarımcılığa başladılar ve sonra hiçbir iz bırakmadan ortadan yok oldular. Gerçek olaylardan esinlenilmiştir. Temmuz 1587, Roanoke Adası, Virginia. Elena, bana elini ver. Enenayiz, kendim yapabilirim. Evet, bunu biliyorum. Teşekkür ederim. Ya ben teşekkür ederim. En azından bir işe yaradığıma inanmamı sağladığın için. Hop hop hop, bir saniye. Bir saniye, yardımcı olayım. Ne var? Yok bir şey. Keyifsiz olman çok doğal. Ne de olsa zaman alacak. Sence bencillik mi ettik? Çocuğumuz burada, ikimizin de görmediği bir zenginlik yaşayacak. Bunun bencil bir yanı yok. Bana inanıyor musun? Bak. Tabii ki inanıyorum. Çok güzel. Gel. Rally'nin adamlarından iz yok da ne demek? Gelsene iyi olur. Burada mutlu olacağız aşkım. Thank you.
Kaleyi korumak için 15 asker bırakıldı. Kalan sadece bu. Bedenin bu kadar çok çürümesi için... Bu adam öleli epey olmuş. Yaklaşık 6 ya da 7 ay. Her kimse kendini buraya kilitlediğinde yalnızmış. Niye kalenin etrafına hendek kazmışlar? Daha iyi bir soru. Hepsi nereye gitmiş? Kesin olarak bildiğimiz tek şey bu zavallı hayatta kalmış ve duvarın diğer tarafında her ne varsa ona bakarak kendini asmayı seçmiş. Bunu nasıl bilebilirsin? Giriş ve kapı içeriden kilitlenmiş. Ve burada başkası yok vali. Peki ya bu? Adamlarınız uyarılmıştı. Şimdi kendiniz de gördünüz. Hikaye saçma değilmiş. Bu daha çok şeyin bir sonucu. Amaç bizi korkutmak, başka bir şey değil. Ne kadar kararlı olduğumuzu görecekler beyler. Bir kirişin üzerine ıvır zıvır karalamaktan daha fazlasını yapmaları gerekecek. Bu eski Norse. Vikinglerin dili. Ne diyor? Onlar ruhunu ele geçirmeden ruhunu kurtar. Deli bir adamın zırvalamasından ibaret. Bu konu burada kapanacak, tamam mı? Biri şunu temizlesin. George, öylece kalsın. Bu adamı tanıyor muydun? Evet, tanıyordum. Üzgünüm Ananias. Ayrılmayacaksanız kış gecelerine dikkat edin. En tehlikelisi onlardır. Ve asla ormanın ortasına gitmeyin. Yakında güneş batacak. Gitmeliyim dostum. Dolayısıyla ben de ona bu düşüncesinin pek yerinde olmadığını söyledim. Çünkü bence değildi. Gerçekten. Evet. Anlıyorum. Demek buradasınız. İyi akşamlar Elizabeth. İyi akşamlar Ananias. Söylesene kardeşim, ikiniz ne konuşuyordunuz? Şeyden... Aslında çok korkunç bir söylenti duydum. Öyle mi? Neymiş peki? Kaleyi korumak için bırakılan askerlerden hiçbir iz yokmuş. Hepsi öldürülmüş. Ya da daha kötüsü. Ben olsam kendimi korkutmazdım bayanlar. Burada olmadıkları doğru. Ama size öldürülmediklerini garanti ederim. Haftalar evvel buradan geçen Kaptan Greenville'le gitmişler. Nasıl emin olabilirsiniz? Kaptanın kaledeki günlüğünden. Babamı tanıyorsam görev yerlerini terk ettikleri için canlarını... Evet, muhtemelen. Dinleyin, planlar devamlı değişir. Ayrılabileceklerinde ayrılmasalardı aylarca burada mahsur kalabilirlerdi. Her şey yolunda mı Christopher? Sence babam ne yapıyor? Bence bir konuşma yapmak üzere. Demek buradasın Em. Teşekkür ederim. Nasıl olduğunu görmek istedim. Daha iyi olamazdım. İhtiyacın olursa buralardayım. Teşekkür ederim. Baban seni arıyor Ananias. Niye? Yine ne yaptın? Vali White herkesin dikkatle dinlemesini rica ediyor. Cesur İngiliz ustaları, bu gece majesteleri Kraliçe Elizabeth'in sadık bir kulu olarak karşınızdayım. Uzun yol kat etmemize rağmen önümüzdeki yol çok daha uzun. Yarın gerçek yolculuğunuz başlayacak. Ama bu gece kutlayacağız. Artık kendi adamız olarak benimseyeceğimiz bu adaya gelişimizi kutlayacağız. Tanrı Roanoke adasını korusun ve çok yaşasın kraliçemiz.
Çok yaşa kraliçemiz! Çok yaşa kraliçemiz! Babanın kesinlikle bir tarzı var değil mi? Ha, evet öyle. O kadar kötü değil. Bir gönlünü yerime geçsene. Yer değiştiriyoruz öyle mi? Ona da soralım bakalım. Sen ne dersin? Söyleyecek misin, söylemeyecek misin? Hayır. Pekala. Sen kullandın. Bebek doğduktan sonra. Şimdi babaanne. Hazır gidiyorken kız kardeşim için George Hav'ı bul. Ambrose, kes şunu. Ne? Soğuk bir gece. Evet efendim. Bu duvarların altında bu kadar çok sis olması normal mi sence? Asla Cardiff'ten kötü olamaz. Devam et. Enes, erzağa çok ihtiyacımız olduğu dikkatimi çekti. O yüzden birkaç hafta sonra yola çıkacağım. Dönene kadar seni yerime vali vekili olarak atıyorum. Öyle mi efendim? Ya George Howe? İyi bir asker, en iyilerimizden. Şunu açıklığa kavuşturayım. Seni bu adada, benim için dünyada her şeyden değerli iki kişiye göz kulak olmakla görevlendiriyorum. Eleanor ve doğacak torunum. Ve bence vali olarak bu görev için en uygun kişi sensin. Öyle değil mi? Evet efendim. Elbette. Bana güvenebilirsiniz. Güzel. Baban burada yokken valilik yapacağım. Bu harika. Buna layıksın. Layık mıyım? Bundan fazlası söz konusu. Umut ettiğimiz, hayalini kurduğumuz şey. Haklısın. Üzgünüm. Öyle yorgunum ki. Uzun bir gündü. Evet öyleydi tabii. Bağışla beni. Dinlenmelisin. Hayır lütfen, öyle kalabilir mi? Elbette. Teşekkür ederim. Yeah.
Sakin ol, sadece rüyaydı. Bir şey yok. Ne yapıyorsun? Bebek, bebek. Emin olmalıyım. Neden emin olacaksın? Kızın hala orada olduğundan. Bana öyle bakma. Deli değilim. Yo, olmadığını biliyorum. Sadece kız dedin de. Öyle mi dedim? Evet. Öyle dedim. Bu sadece bir his sanırım. Her şey güzel olacak. Ah, Tanrım! Elinayız, ters bir şeyler var. Ha, dur. Dur bekle, hemen dönerim ben. Em! Biri bana ebeyi bulsun. Em! Hey! Niye bu kadar uzun sürdü? Buraya giremezsin. Burada olmalıyım. Komplikasyon mu var? Bunu anlatması çok zor. Sanki biri doğumun vaktinden önce olmasına çalışıyor. Nefes almaya devam et Eleanor. Tamam, İyi gidiyorsun. Aşkım, bitmek üzere. Harika, çok güzel. Hadi ıkın. Evet, hadi işte böyle. Bir kız. Eleanor, başardın. Hayır. Evet, çok güzel bir kız. Sanırım haklıydım. Öyle mi? Evet. Al bakalım. Teşekkür ederim. Merhaba bebeğim. Baban geldi. Majestelerine bu güzel çocuğun adının ne olduğunu söyleyeyim. Virginia'nın uygun olduğunu düşündük efendim. Virginia Eleanor değer. Epipura. Tebrik ederim Eleanor. Aferin dostum, aferin. Teşekkür ederim efendim. Bugünden itibaren Enenais artık vali vekiliniz. O halde yola çıkıyorsunuz efendim. Yola çıkmazsam kraliçeye ihanetten asılacağım. Erzağımızı da asla alamayız. Ha, suçu havaya atabilirsiniz efendim. Öyle yapacağım. Ha, Thomas döndü. Anlaşılan av yine başarısız geçmiş. Şansın yaver gitti mi? Korkarım yine gitmedi. O ormanda hayat yok. Kuş bile yok. Kesinlikle anormal. Anormal olan arbaletteki beceriksizliğin. Ben de henüz yakaladığın bir şeyi yemiş değilim dostum. Enenais, seninle konuşmalıyım. Peki efendim. Şu idarecilikle kafanı fazla meşgul etme. Hı-hı. Evet efendim. Şimdi Enenais, bu önemli. Bir sorunla karşılaşır gitmen gerekirse yolun üzerinde mal taçıyla birlikte göze çarpan bir ağacı belli. Baskı altında da olsan bunu unutma. Anlaşıldı efendim. Gerek olacağını sanmam ama... Bunu iyi atlatırsan Enenais, buradaki itibarını da garantilersin. Teşekkür ederim efendim. Susadın mı aşkım? Aç mısın? Henüz değilim, teşekkür ederim. Baban yarın eve gidiyor. Biliyorum. Uzun bir yolculuk. Sorun nedir aşkım? Yok bir şey. Hala kızgın mısın? Hayır. Peki sorun ne? Burada daha fazla kalmak istemiyorum. Babamla İngiltere'ye dönelim. İngiltere'ye dönmek mi? Bu da nereden çıktı? Buranın çocuk büyütmeye uygun olmadığını düşünüyorum. Of. Bunu 100 defa konuştuk Eleanor. Buradaki fırsatlar İngiltere'dekilerle kıyaslanamaz bile.
Ben... Virginia önemli birinin kızı olarak büyüyecek. Ananias. Burada bana bir sorumluluk verildi. Şimdi İngiltere'ye dönecek olursam adım korkağa çıkar. Ananias. Bu adada tuhaf bir şeyler var. Bu bir his. İstersen kadın önsezisi de. Bu ailenin geleceği burada Eleanor. Babana söz verdim. Sözümde de duracağım. Sonbahar, gün dönümü. Kim var orada? Kim var orada? Hadi Ananias, denemiyorsun bile. Soluklan diye. Ne büyük bir enerji kaybı. Sonra her şeyi anlatır. Aha yapma. Çok çalışan adamlar biraz eğleniyor işte. Bak eşin geldi. Bu hile ama. İşte dikkat dağıtmak. Asla hafife almayacaksın. Hile yaptı. Eminim öyle. George, Ananias. Sorun Ambrose. Başı belada olabilir. Ambrose mu? Tuzaklarına bakmak için ormana gitti. Sonra silah sesi duydum. Thomas, kadınlarla çocukları içeri sok. George, Ambrose'un peşinden gidiyoruz. Hadi, içeri, hemen. İçeri. Hadi. Dönüyoruz. Dönüyoruz. İki sorunumuz var ve ikisinin de çözümü tek. Neymiş peki? Komşu kabileler sayıca bizden üstün. Bize her an pusu kurabilecekleri anakaraya gitmek yapacağımız son şey olmalı. Ananias haklı. Yerlere saldırmak intihar olur. Ayrıca bize bir yanlış yaptıklarını da bilmiyoruz. İlk ışıkla birlikte bu olaylarla ilgili Menteo'yu sorgulamaya gideceğim. Ben yokken komuta George'da. Menteo. Menteo'yu görmeliyim. Oh!
Menteo! Buraya gelmemeliydin. Hemen git. Seninle konuşmalıyım. Ada hakkında. Beni öldüreceklerdi. Seni severim Enenayız. John White'ı da severim. Ama insanlarınızla ilişkilerimiz iyi olmadı. Sizden öncekiler bizden çaldı. İçimizden birini öldürdü. Bunun için gerçekten üzgünüm ama onlar bizden değil. Ben anlıyorum. Ama halkım anlamıyor. Ada hakkında daha fazla şey bilmeliyim. Daha önce de söylediğim gibi, ormanda eski bir hortlak dolaşır. Buna inanıyor musun? Evet. Uyarılarımda gerçeklik payı hissetmişsindir. Ben Theo, benim dünyamda Mithya'da efsane kaynaklı pek çok batıl inanç var. Orada korkunç bir şey olmuş. Nasıl emin olabilirsin? Hissediyorum. Gitmezseniz insanların acı çekecek. Gidecek yerimiz yok ki. Gemiler bahara kadar dönmez. Gerçekten üzgünüm. Ama bir şey yapamam. Bunu al. Takanı korur. Karına ya da çocuğuna ver. Kör değilim. Onu son gördüğümde karının hamile olduğu belliydi. Keşke daha fazlasını yapabilsem. Teşekkür ederim. Sana hayatımı borçluyum. Enenayız, lütfen geri dönme dostum. Yine kabus mu? Enenayız, burada korkunç bir şey olmuş. Sadece rüya gördüm. Bunlar rüya değil. İnan bana. Şş, tamam. Şş. Evet, sırayı bozmayın. Baylar, bu telaşın sebebi ne? Mahsullerde sorun var. Bütün kutsanmışlar gerisi. Belki bir sezon atlattık ama geçen ay ısı düşmeye başladığından beri hiçbir şey büyümüyor. Bir düzineye aşkın insan hastalık ya da açlıktan öldü. Gemiler geri geldiğinde kaçımız sağ kalacak diye merak ediyorum. Erzakları %20 daha azaltmalıyız. %20 daha mı? Şu anda bile ailemi zar zor doyuruyorum. Yerlilerle alışveriş yapmaya ne dersiniz? Rale'nin adamları o şansı elimizden aldı. Artık bizimle işleri olmaz. Biz de ihtiyacımız olanı dikkatli alırız. Dikkatli ol evlat. Belki anakaraya gitmeyi denemeliyiz. Hayır, bunu daha önce tartıştık. Bu ada kendimizi koruyabileceğimiz tek yer. Saldıramayacak kadar zayıf oluruz. Ayrıca oradakilerin açlıktan ölsek bile umurlarında olmaz. Yeni mahsul ekmek için çok geç değil mi Sam? Evet efendim. Bana verilen görev baylar... İspanya ile savaşa girersek bu adayı müdafaa etmekte ve gücümüz yettiğince tam olarak yapacağımız da bu. Şimdi
Bu gece bütün kutsanmışlar gecesi. Bunu kutlayacağız. Moral olur. İyi akşamlar vali. İyi akşamlar Thomas. Şenlik iyi geçiyor mu? Pek değil, hiç içemedim. Öyle mi? William'ın görevli olacağını sanıyordum. Öyleydi. Onu yolladım. Öyle mi? Ben geldim. Karınız ve kızınız da olmalısınız. Evet vali. Isınmaya bak Thomas. Tabii. Teşekkür ederim. Çok güzel oluyor. Şenlikçiler ne alemde? Çok daha iyiler. Sizi yalnız bırakayım. Gidip yatmalıyım artık. Ambrose'un hala bir yerlerde olma şansı var mı? Hadi Virginia ile içeri girin. Hava soğuyor. Şanssız. Bayan. 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 Bayan, iyi misiniz? Burada yalnız dolaşmamalısınız. Yalnızım. Artık yalnız değilsiniz. Evet, artık değilim. Bir sorunumuz var. Thomas kayıp. Adamları topla. Evet. Hiçbir yerde yok. Onu son gören kim? Ben gördüm. Birkaç saat önce. Onu görev yerini terk etmeye iten ne olabilir? Biri bizi korkutmaya çalışıyor. Adaya hiçbir İspanyol gemisi yaklaşmadı. Yoksa adamlarım görürdü. Bu da geriye bir tek olasılık bırakıyor. Sana söyledim, yerlilerin bizimle işi yok. Evet, yardım etmektense bizden kurtulmayı tercih ederler. Bu yüzden savunmamızı güçlendirmemiz gerekiyor. George, görevlerin sayısını gece gündüz iki katına çıkart. Olmuş Bill.
Thomas'ı aramaya sabah devam ederiz. Diğerlerine zamanın geldiğini söyle. İlk ışıkla yola çıkıyoruz. Adamlarımdan kaçını kaybettin? Kaçını? 12. Biri harekete geçmeliydi. Küstah budala. Bize adamdan fazlasını kaybettirdin. Asi tavrın yüzünden yerlilerin güvenini yitirdik. Eskiden ölmemizi istemiyorlardıysa da artık istedikleri kesin. Şunu tomruğa koyun. Misilleme yapacaklarını mı düşünüyorsun? Düşünmeme gerek yok. Onlar için artık kayıbız. Kapıları kapatın. Sence bütün gece orada mı tutmalıyız? Aslında asılmaları gerekir. Daha fazla moral bozukluğunu kaldıramayız. Ama yaptıklarının da mantıklı bir cezası olmalı. Lanet olasıcalar. Koloninin güvenliğini tehlikeye attılar. En azından
12 boğaz eksildi. Aynı şeyi düşünmedim Sarma. Çok iğrenç olsa da. Enenayis. Yerlilerin bir iş çevirdiklerini sanmadığını söylemiştin. Evet, ne olmuş? Aramızda kalsın ama sence neler dönüyor? Sebebi yerliler değil. O günlüklere o kadar vakit harcaman beni endişelendiriyor. Değerlerinin farkındasındır herhalde. Ama sanki buradaki varlığımızın tek kaydı olacaklarmış gibi davranıyorsun. Daha endişe verense aynı şekilde hissetmeye başladım. Söylemediğin nedir Eleanor? Rüyalarında ne görüyorsun? Konuş benimle! Delirdiğimi düşüneceğin korkusuyla sana hiçbir şey anlatmadım. Çok korkunç, imkansız şeyler gördüm. Ne gibi şeyler? Hayal bile edilemeyecek şekilde ölen insanlar. Mağarada işkence edilip ölüme terk edilmiş bir kadın gördüm. Burada bir varlık var Enenayis. Kötü niyetli, hastalıklı ve kızımızı istiyor. Aman Tanrım. Ne? Ne var? Benim de sana söylemediğim bir şey var. Sen de mi gördün yoksa? Hayır. Pek değil. Biz gelmeden önce bu kaleyi koruyan adamlar... Grenville'le ayrılmadılar değil mi? Bunu biliyordun ve buradan hala ayrılma fırsatımız varken hiçbir şey söylemedin. Üzgünüm Eleanor ama söyleyemezdim. İnanamıyorum. Sana söyleyemezdim. Baban bir şey söylememe izin vermedi. Tanrı bilir. Sadece aylar evvel kendini asan bir adamın iskeletini bulduk, o kadar. Görülerimden birinde o adamı gördüm. Kendini astığını gördüm. Eleanor, bu önemli. Başka ne gördün? Virginia'yı gördüm. Kim var orada? Kendini tanıt. Aman Tanrım. Enenayis. Burada kal. Kapıyı sürgüle. Ruhunu kurtar. Onlar ellerine geçirmeden... Jacob'u komuta merkezine çağır. Enenayis, evladım. Jacob, seni çağırttım çünkü kutsal olmayan bir düşmanla karşı karşıyayız.
yapacağımı bilmem gerekiyor. Kutsal kitapta söz ediliyor olsa da şeytani güçler konusunda uzman olmadığımı itiraf etmeliyim evladım. Burada büyük bir kötülük tutsak ve etraftaki her şeyi zehirliyor. Ruhların en karanlığı hayatla ölüm arasında sıkışıp kalmış. Ne oldu? Kuzey yolculuklarında varlıklardan bahsedildiğini duymuştum. Efsane olduklarına inanırdım. Peki varlığın anlamı ne? Mite göre bu dünya ile öteki arasında sıkışmış ruhlar. Vikingler bunlardan korkarmış çünkü yaşayanların ruhlarıyla beslenirlermiş. Elenaes, bahsettiğin şey bir mit. Eğer öyleyse bu gerçek bir sorun. Her neyse, bu adamın hayatını alan şey bir mit değil. Buna eminim. Samuel, üzerine ört. Bu tür silahların ne faydası olacağını anlamıyorum. Akla çok yatkın. Ve bu ruhlar bizim dünyamıza geçince bize zarar verebiliyorlar. Bir anlık da olsa o anda bizim dünyamızda savunmasızlar. Umarım haklısındır. Korkarım bunu çok yakında öğreneceğiz. Eleanor. Ne? Bunu Virginia'ya tak. Sana söyledim, o şeyi takmasını istemiyorum. Hristiyanlığa ait değil. Ormandaki şey de öyle. Pekala. Beyler, görev yerlerinize. Kadın ve çocuklar olabildiğince güvendeler. Güzel. Tam olarak neyi görmeyi umuyorsun? Keşke bilseydim. Ruhlar, varlıklar. Daha önce pagan efsanelerine hiç inanmamıştım. Tanrı'ya inanıyor musun? Evet, inanıyorum. O halde sabahı bekler, dua ederiz. Başladı değil mi? Kuzey duvarı, bir şey görüyor musunuz? Hayır efendim. Güney duvarı. Bildirecek bir şey yok. Hissediliyor. Isıdan. Saldırı öncesi savunmasızlar!
Adamlarımın bana ihtiyacı var. Sana burada ihtiyacım var. Adamlarımın bana orada ihtiyacı var. Kadınları ve çocukları koruyun. Hadi biri kurtul. Bize bugün de rızkımızı bahşet. Ve bizi günah işleyenleri bağışladığımız gibi günahlarımızı sen de bağışla. Bizi asla yolundan ayırma ve kötülüklerden koru Tanrım. Orada! Açın, güvendeyiz gittiler. Anlamıyorum. Size niye yanaşamadılar? Kutsal su. Bizi korudu. Hayır. Ananias, bunu sen de gördün. Hayır, sebebi bu değil. Kapıları açın. Nedeni su bu kadar basit. O yüzden hendek kazmışlar. Gündüz saldıramayacaklarından emin olabilir miyiz? Mateo kış gecelerini biliyordu. Gündüzden bahsetmedi. Dilimizi yeni öğrendi. Artık kimse kale duvarlarının dışına çıkmayacak. Ananias. Ne? Dün gece çok adam kaybettik. Bu şeylerle yine aynı şekilde çarpışmamız imkansız. Suyu geçemediklerini gördük. Kalenin içinde kalırsak güvende oluruz. Bu kadarı doğru. Ama erzağımız gittikçe tükeniyor. Varlıklardan kurtuluruz da açlık, o başka bir sorun. Yani hayatta kalmamız bu varlıkların suyu geçememesine mi bağlı? Su hayatı temsil ediyor, varlıklar ölümü. Bu aynı zamanda bu adadan gidemeyişlerini de açıklıyor. Burada hapisler. Mezarımız olmasın diye dua ediyorum. Anlamıyorum. Niye görüler beni rahat bırakmıyor? Niye bana işkence ediyorlar? Kadınların sezgilerinin hamileyken inanılmaz şekilde arttığını söylerler. Şu anda bile bebeğinle bağın öyle güçlü ki onun peşinde olduklarını hissediyorsun. Onu bu kadar özel kılan şey ne? Önlerine geleni öldürüyorlar. Hayır, rastgele değil. İskandinav mitine göre varlıklar yaşayanların ruhuyla varlıklarını idare eder. Diğer yana geçebilmeleri içinse masum bir ruh gerekir. Tüm günahlardan uzak. Karanlık ruhlarını kapatacak biri. Yani görülerim doğru. Onu alana kadar durmayacaklar. Şunu bil ki, onu almalarına izin vermeyeceğim. Sana söz veriyorum.
Adamları tetikte tut. Tedbirli olalım. Dikkatli olun beyler. Her şeye hazırlıklı olun. Adamlar yorgun. İki gündür uyumadılar. O zaman gündüzleri uyuyacağız. Ene Nice, bu şeyler oradayken her gece burada oturamayız. Sonunda içeri girmenin yolunu bulacaklar. Ne yapmamı istiyorsun? Gemiler bahara kadar dönmeyecek. Daha önce kararını desteklemiştim. Ama belki de ana karaya gitmeliyiz. Gregory ve adamlarının yaptıklarından sonra bu intihar... Sen buna ne isim veriyorsun? Üzgünüm. Sadece... Hayır, haklısın. Sadece koloninin iyiliğini düşünüyorsun. Burada kalamayız. Ama ayrılamayız da. George, cevap orada, dışarıda. Güçlerinin kaynağını bulmalıyız. Ve yok etmeliyiz. Barutumuzu daha büyük patlayıcılarla birleştirmek onlara epey zarar vermeli. Katılıyorum. Ayrıca o lanet yaratıklara kurşun sıkmak onlara değil bize zarar veriyor. Güç sizinle olsun. Biz burada tam olarak ne arıyoruz? Sanırım bulduğumuzda anlayacağız. Çok rahatlatıcı. Anlamıyorum. Gündüz güçsüz olduklarını sanıyordum. Ah Tanrım. Ne? Menteo beni uyarmıştı. Sebebi orman. Varlıkların kontrolünde. Yakın! Her şeyi yakın! Meşale! Meşale! Geri çekilin. Geri çekilin. Kayaya dönüyorum. Kapıyı açın. Hemen kapıyı açın. Enenayiz, iyi misin? İyi misin? Ne oldu? Diğerleri nerede? Ne oldu? Siz bu binanın önüne bir hendek kazın ve suyla doldurun.
Tıpkı kalenin etrafındaki gibi. Konuş benimle. Şimdi olmaz. Yapın şunu. Evet efendim. Niye benimle konuşmuyorsun? Seni hüsrana uğrattım. Herkesi uğrattım. Kimse böyle bir şeye hazırlıklı olamaz. Seni dinleseydim Virginia güvende olacaktı. Sen de öyle. Artık ne yapacağımı bilmiyorum. Virginia hala hayatta. Ben de öyle. Bir şey bulursun. Hala sana inanıyorum. Sana hep inandım. İçeri girerlerse... Giremeyecekler. Girerlerse şunu yapmanı istiyorum. O zaman oraya hendek yaptırmakla iyi etmiştin. Kadın ve çocuklar hayatta kalırsa tabii. Bu ses ölünceye kadar aklımdan çıkmayacak. Ne kadar yaşarız bilmiyorum. Adam ne yapıyor? Sen oradaki ne yapıyorsun? Görev yerine dön. Biri şu adamı durdursun hemen. Silahlarınıza, tüfekte iki sıra. İki sıra kömelin. Nişan al. Ateş. Doldurun. Kömelin. İkinci sıra. Nişan al. Ateş. Doldurun, doldurun. Öne çıkın. Çocukları almalarına izin vermedim. George. Güvende değiliz. Kapıyı açın. Ah, Eleanor yapma. Hepimizi öldürecekler. Yapma. Onu masaya yatıralım. Boşaltın. Gidip su getirin hemen. Kaleye nasıl girdiler? Güvendeyiz sanıyordum. Cadıları sayesinde Christopher'ı ele geçirdim. Kapıdan uzak durun. Onlara bebeği vermeliyiz. Ne dedin? Bebeği vermeliyiz dedim. Niye çocuğu için ölelim otur ki? Otur ve kapa çeneni yoksa seni öldürürüm. Ben vereceğim. Çocuğundan uzak dur. Anlıyor musun? Ha? Çocuğundan uzak dur yoksa seni öldürürüm. Hepiniz, her şeyi kapıya yığın. Duvarlardan uzaklaşın, çabuk.
Ne kadar kötü. İltihaplanmış. Nereye gidiyorsun? Menteo'yu görmeye. Ama seni öldürürler. Seçeneğimiz yok. Ben de geliyorum. Hayır. Bu kez değil. Ananias. Bunu al. Şu lanet silahı al. Eğer seni bulurlarsa koruyamam. Kan isteyecekler. Yardımın lazım. Adamlarının saldırısından sonra bu mümkün değil. O emri benim vermediğimi biliyorsun. Diğer kabilelere de haber ulaştı. Sizin için burası bitti. O halde umut yok. Yakında öleceğimiz kesin. Dostum. Adada ormanın ortasında bir mağara olduğu söylenir. Kötülüğün kaynağı. Mağara mı, emin misin? Hikaye kuşaklar boyu süre gelmiş. Beni oraya götür. İmkansız. Uyarılara inanır mısın? Benimkine kulak ver. O karanlık gücün adaya hapsolmadığı günlerde gelecek. Buraya da gelecekler. Bunu engelleyebileceğini bilerek huzur içinde yaşayabilir misin? Orman geçit vermeyecektir. Bugün verecek. Menteo, ne kadar kaldı? Yağmur her an durabilir. Yağmur rastlantı değil. İşte. Eleanor haklıymış. Şayet yağmur rastlantıysa diye. Eski İskandinav dili. Okuyabilir misin? Bu adanın güneyine ayak basana kadar yüzlerce kilometre boyunca rotadan sapılan büyük bir keşif seferini anlatıyor. Elbette. Büyük bir seferi anlatan eski bir Viking öyküsü vardır. Yolculardan biri olan kadının cadı olduğuna inanılıyormuş. O ve iki müridine ölümüne işkence edilip uzak topraklarda bırakılmışlar. Viking inanışına göre onursuzca ölen Valhalla'ya, öteki hayata geçemezdi. Menteo, olay burada oldu, tam burada. Ama bu ruhlardan nasıl kurtulacağız? İnançlarına göre geçişlerini sağlamak için ateş gerekiyor. Kemikleri ateşe atılmalı. Hiç kemik yok. Törenin işe yaraması için ateşe dua eden biri eşlik eder. İşte bu pasaj. Bir şey eksik.
İki dünya arasındalar. Onlara karşı nasıl ateş kullanacağız? Bunun yanlarında okursam bir süre onları burada tutabilirim belki. Bedensel varlıklar olarak, fani olarak. Sonra bedenlerinden geri kalanlar ve lanetli ruhları sonsuza kadar yok olabilir. Bu iyiliğini de nasıl öderim bilmiyorum. Şimdi ne yapmalıyız? Hayır, sen gitmelisin. Siz çok acı çektiniz. Ne yapacaksın? Onlara istediklerini vereceğim. Enenayız. Dönerim demiştim. Ah Tanrım. Haklıydın Eleanor, her konuda. Rüyaların bir lütuf olabilir. Seni bir daha göremeyeceğimden korktum. Şey, inşa etmemizi öneriyorsun değil mi? Bir sal, evet. Bekledikleri Valhalla geçidini yapacağız. Seatix nehri gibi. Evet, kesinlikle. Aslında mantıklı. Ruhani bir araç. Bu iblisler hayatta kalmak için mi ruhları yok ediyorlarmış? Öteki tarafa geçmek için yeni bir ruh gerekiyor. Masum bir ruh. Ama şu sal, amacını tam anlamadım. İskandinavlara göre ruhun özgür kalıp Valhalla'ya girebilmesi için ateş gerekir. Ama bu saçmalık. Öyle bir yer yok. Cennetle cehenneme inanıyor musun? Aynı şey. Din farklı. Konu şu. Öteki dünyaya geçme peşindeler. Bunu onlara vermeyi umuyoruz. Cennet, cehennem ve Valhalla. Şu anda fark etmez. Hayır George, hataya düşme. Onlar sadece bir yere gidecek ve onları oraya ben yollayacağım. İşe koyulalım. Teşekkür ederim Eli'im. Ne? Uzun zamandır meleğim dememiştim. Bu kabusu uzun süredir yaşıyoruz. Sanki normal günlerimiz asırlar önceydi gibi geliyor. Evet. Evet, çok uzun zaman oldu. Al. George. Sorun değil. İyiyim. Burada olmamalısın. Onları masada beklemektense ölmeyi tercih ederim. George, dinlenmelisin. Takma yeri olmalı. Doğru. Enenayız, Enenayız uyan. Bak, bak. Tanrım, çocuklar nerede? Hayır. Enenayız. Hepsi gitmiş. Senin suçun değil. Hayır, benim suçum. Akıl etmeliydim.
O salı bitirmeliydim. Sıkıca bağla. Alttan. Aşağıdan çek. Sıkıca çek. Dur. Tamam, köşeye koy. Daha uzağa. Samuel, onlara yardım et. Oldu George, oldu. İtin. Evet. Hadi bir daha. Hadi baylar. Bir, iki, üç. Kaldırın. Bu niçin? Vali White'ın dönüşü için. Bizi burada bulamayacağını görebilsin diye. Bu gerçekten işe yarayacak mı? Rastlantılara inanırım. Anlamadım. Cüret. Soyadının anlamı. Evet, ama eski Norse'ta öl demek. Her adamın bir kaderi vardır George. Bu da benimki. Eninayız, o zarar görmeyecek, söz veriyorum. Varlıklar sala çıktığı anda mağaradaki pasajı okumaya başlayacağım. Kısıldıkları anda Virginia'yı suya koyup sana yollayacağım. Peki sen ne yapacaksın? Beni merak etme. Sonra da ben gelirim. Niye beklemen gerektiğini anlamıyorum. Sala bindiğin anda ve denize açıldığında... Ben de yaşamak istiyorum. Ölmek istemiyorum. Ama işi şansa bırakamam. Yandıklarını görmeliyim. Salı alıp altımız başka bir adaya gidelim. Anlamıyorum, niye gidemiyoruz? Bunu yapamam ben. Bu kötülüğün başkalarına da zarar vermesine izin veremem. Herkes yerlerine. İkiniz işaretimi almadan salı bırakmayın. George, ne yapacağını biliyorsun. Yeterince uzaklaştığında yanan oku atacağım. Yapabilecek misin? Lanet bir oku atabilirim Enanayız. Seni seviyorum. Ona benim için iyi bak. Hep yanında olacağım. Bu dünyada ya da ötekin. Geliyorlar. Gelin, istediğiniz bende. Suda. Eleanor.
Hadi. George. Çık oradan. Saldırlar. Ruhun huzur içinde yatsın. Bu toprakları kuşatmış olan, karanlık güçleri yok edenlere layık oldukları töreni sunacağız. Köylerini yakacağız. Çok fazla ölüm ve acıya tanıklık etti. Virginia Eleanor Dar, yeni dünyada doğan ilk çocuktu. Thank you.
Thank you.